Evet, bu gördüğünüz elma ağacına astığım Tribulus. Ters dişleriz. Efendim, buna çoban çökerten derler. Aslında bu yerde olduğu için, yerde çekimi anlatılmak zor olduğu için söktük ve ağaca diktik. Ağacı astık, bağladık. Elma ağacına asılı. Yerde böyle sürüngen gibi yetişen bir bitki. Dikenleri şöyle çok sert olduğu için baktı mı ayağınızda ince terlik varsa delebilir de yani o kadar sert. Biraz önce bizim kameramanın ayağına bastı. Ay anam diye bağırdı. Bu nedenle buna çoban çökerten denir veya demir diken denir. Dikenleri böyle demir gibi çok sert demir. Demir diken demesinin sebebi dikenleri çok sert olması. Battığı yeri deler geçeriz. Tribulus'la ilgili yani çoban çökerten, çakır diken ile ilgili birçok klinik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalarda testosteronu ve estradiolu yani kadınlık ve erkeklik hormonunu artırdığı belgelenmiştir. Klinik araştırmalar yapılmıştır. Bir artı aynı yakı otunda ve cüce palmiyenin ve ısırgan kökünün birleşiminde olduğu gibi bunda da yüksek oranda ne vardır? Betazitosterol var. Yani prostat büyümesini de önleyici. Prostat iltihaplanmasına karşı da etkili. Hani bu özelliği de var. Diğer bitkilerden farklı olarak. Cinsel performansı artırır, kısırlığı önler. Bu nedenle bu tür problemleri olan, cinsel sorunları olanlar için biz çok güzel bir formül geliştirdik. Piyasadaki mevcut tribuluslardan çakır diken, çakır kökü, çoban çökerten gibi isimlerle anılan bu bitkiyi biz yeni bir formül geliştirdik. Birleşiminde tribulus yani çoban çökerten ekstraktı, keçi boynuzu ekstraktı, ginseng ekstraktı, ginkgo ekstraktı gibi 19 çeşit cinsel performansı artırıcı erkekler için hem performans aynı zamanda artırıcı aynı zamanda kadınlar için de kısırlığa karşı etkili. Hem erkekler için hem kadınlar için. Artı tribulus'un bir özelliği daha var. O da yüksek oranda amino asit içerdiği için fitness yapanlar doğal doping olarak kullanılır. Doğal. Hiçbir yan tesiri yok. Tribulus'un yan tesiri yok. Ama kişi anabolik kullanırsa ne olur? Erkekler kimyasal yani ilaç kullanırsa erkekler cinsel organı küçülür, göğüsleri büyür. Ses tonu değişir, kadınsı. Bu görüyorsunuz fitness yapanlar, body, vücut geliştirmesine çalışanlar zamanla kasları gelişiyor ama erkeklik cinsel fonksiyonları azalıyor. Sperm azalıyor, erkeklik organı küçülüyor, kadınlaşıyor vesaire. Oysa tribulus ne yapıyor? Bir, hem kasları güçlendiriyor. İki, cinsel performansı artırıyor. Üç, erkekler için faydalı, kadınlar için faydalı, kısırlıyor neyce. Artı, iyi huylu prostat büyümesine karşı etkili. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Kat damar rahatsızlığına karşı etkili. Evet, tribulusla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bazıları diyor ki, Bulgaristan'da yetişen tribulus daha iyi. Nereden biliyorsun? Türkiye'nin güneşi Bulgaristan'da var mı? Yok. Türkiye'deki güneş, hava, su, Ege'nin bu havası, Akdeniz havası Bulgaristan'da yok. Bu nedenle tribulus Bulgaristan'da yetişen tribulustan daha etkili. Türkiye'de yetişen tribulus. Yani çoban çentesi. İşte şu demir diken tribulus. Bu nedenle ne yapıyoruz? Türkiye'de yetişen tribulus kullanıyoruz. Bizim insanlarımız çok meraklı. Efendim papatya Avrupa olsun. Dünyanın en kaliteli papatyası İzmir'de de yetişir. Kekik Avrupa'dan gelsin. Dünyanın en kaliteli kekiği Türkiye'de yetişir. Adaçayı, Türkiye'de yetişen adaçayı dünyada en kalitelisidir. Ama biz ne yapıyoruz? Avrupa olsun da ne olursa olsun. Ülkemizin değerlerini bilelim. Bulgaristan'dan getirilen tribulus bizim bu ülkemize yetişen çakır dikeninin
birleşimindeki etken madde saponinlerden çok daha az. Evet. Gördüğünüz gibi böyle yerde yayılı vatandaş, bizim bu video çeken çocuk ayağını bastı. Ay anam diye bağırdı. Siz de bağırmak istemiyorsanız çakır diken olan yere dikkat edeceksiniz. Çünkü çok sert dikenleri var. Hürmetler, saygılar.